Güzellik salonlarının sadece İstanbul'un sosyetik ve pahalı semtlerinde olduğunu zannetmeyin. Artık her yerde kadınlara hizmet veriyorlar ve şimdi çok özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sizler için yurt genelinde adım adım sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün Ankara Mamak'tayız. Mamak'ta güzellik salonu ve kuaför sektöründe önce olan bir firmaya konuk olduk. Yanımızda da işletme sahiplerimizden İsmet Bey ve Canan Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Canan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Merhabalar İsmet Bey, nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle bayanlar diyerek Canan Hanım, ben izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Canan Hanım kimdir, sektöre nasıl giriş yaptı ve kaç yılından beri sektörün içerisinde? 1984 yılında doğdum. Yani bu mesleğe başlayalı 20 yıl olacak neredeyse. Buraya açalı da 1,5 yıl oldu. Neler yaptık peki burayı açmadan önce? Burayı açmadan önce bir yerde çalışıyordum sabit olarak. Hı hı, neler yapıyordunuz orada? Orada kaş, manikür, pedikür, ağda, onlarla ilgileniyordum. Saç kısmına girmiyoruz. Saça da giriyorum aslında ama çok zor durumda kalındığında. Ama daha çok diğer konularla daha ilgileniyoruz, bakımlarla ilgileniyoruz. Aynen. Peki biraz İsmet Bey, sizi tanıyalım o zaman. Siz kaç yılından beri sektörün içerisinde bulunuyorsunuz? Adım İsmet Öztürk, 93 doğumluyum. 2006 yılında mesleğe başladım. 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ondan sonra işte saç üzerine olan faaliyetlerimizi geliştirdikçe kendi yerimizi açalım istedik. Canan Hanım'la ortak burayı açtık. 1,5 yıl oluyor dedik. Yani 2015 yılında mı kuruldu burası? 2015 yılında kuruldu. 2015 yılında kurulan bir firma. Peki biraz burayı tanıtır mısınız bizlere? Ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Ya saç üzerine, güzellik bölümü üzerine, güzellik hizmetleri üzerine her şey. Yani neler var? Neler var? Saçta akla gelebilecek her şey. Güzellik bölümünde makyaj, işte tesettür bölümümüz var ayrıyetten bizim. Türbanlı bayanlar için yaptığımız saç türbanlar falan oluyor. Hı hı. Ekseri, işte profesyonel makyaj, porselen makyaj gibi hizmetlerimiz devam ediyor. Daha çok Canan Hanım ilgileniyor. Tabii onlarla. Tabii onları Canan Hanım'dan dinleyeceğiz ama sizin bölümünüzü ben merak ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz burada İsmet Bey? Boya, kesim, ombre, yeni trend ombre, sombre dediğimiz daha soluk renkler. İşte profesyonel kesimler, hani daha tarz, boyalar, trend kesimler tabii ki. Siz daha çok o zaman saçlarla ilgileniyorsunuz. Diğer bakımlarla da Canan Hanım ilgileniyor. Biraz Canan Hanım'dan neler yaptığını dinleyelim. Manikür, pedikür, ağda, kaş, bıyık, makyaj, porselen makyaj, tesettür, türban. Tesettür bölümümüz de var burada. Evet, hepsi var. Yani hem kapalı bayanlara hem de açık bayanlara hizmet verebiliyoruz aslında. Evet. Peki, biraz bu senenin trendlerinden bahseder misiniz bizlere İsmet Bey? Saç kesiminde olsun, modellerde olsun, boyalarda olsun, neler ön planda? Boyalarda bakır tonlar ağırlıklı. Yani dore tonlar, bakır tonlar, daha çok tercih edilen tonlar bunlar. Tabii ki soğuk renkler de tercih ediliyor. Sandre tonlar, küllü tonlar daha fazla ağırlıkta, trend tonlar çünkü bunlar. Ya bu seneye özgün renkler bunlar. Biraz daha renklenmiş görüyoruz aslında, pembeler, griler, yeşiller. Tabii onlar da var, ekseri kesinlikle onlar da var. Onlar da işin renkli kısımları olmuş oluyor. Evet. Ya onu çok fazla tercih eden olmasa da yine de tabii ki tutuluyor. Öyle o tonlarda tercih ediliyor. Evet, uçuk bir yaşamı olan daha çok bayanlar bu renkleri tercih ediyorlar. Çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kadının Dünyası Ailesi olarak. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim.